Merhaba sevgili 6. sınıf öğrencileri. Bülbül Öğretmen'in ikinci kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere matematik dersinizin ilk konusu üslü ifadeler konusunu anlatacağım. Üslü ifadeler konusunu zaten 5. sınıfta öğrenmiştiniz. 6. sınıfta biraz daha genişlemiş halini öğreneceksiniz. Hemen başlıyorum. Üslü ifade bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımıdır. Örnek, bakın 4 üssü 3 ya da 5. sınıftan hatırlıyorsunuz. 4'ün küpü de diyorduk biz buna veya 4'ün 3. kuvvet de diyorduk. Nasıl oluyor? 3 tane 4'ü çarpma yap demek yani. Çarpma işlemini artık 6. sınıfta nokta olarak göstereceğiz. Kitaplarınızda ve yardımcı kitaplarda bu şekilde karşınıza çıkacak. Bundan sonra nokta olarak kullanacağız. Bakın burada 5 üssü 4 ya da 5'in 4. kuvveti ne demek? 4 tane 5'i çarpma yap demek. Ve okurken de şöyle okuyoruz. 5 üssü 4 şeklinde veya 5'in 4. kuvveti olarak okuyoruz. Buradaki rakamların isimlerini de şöyle bir tekrar edelim. Alttaki büyük yazılan rakama biz taban diyorduk. Biraz daha minik yazılan üstteki rakama da üs veya diğer ismiyle kuvvet diyorduk. Şimdi üslü ifadelerle ilgili 6. sınıfta bilmemiz gerekenler var. Şimdi bunları sırayla sizlere göstereceğim. Yalnız üssü 2 veya 3 olan sayıların özel okunuşları vardı. Yine bir önceki sınıfta öğrenmiştiniz. Şöyleydi. Mesela 8 üssü 2 olduğunda biz buna 8'in karesi olarak söyleyebiliyorduk. İşte 25 üssü 2 olduğunda 25'in karesi diyoruz mesela. 5 üssü 3. Eğer üst kısmında 3 varsa bunun özel okunuşu 5'in küpü diye söyleyebiliriz. Mesela 10 üssü 3 olduğunda 10'un küpü diye söyleyebiliriz. Şimdi şu bilgilere bakalım. Bunlar sık sık karşımıza çıkacak 6. sınıf boyunca. Yani alıştırmalarda ve sorularda karşımıza çıkacak. Şunları iyi öğrenmemiz lazım. Onu söylemek istiyorum. Her doğal sayının birinci kuvveti kendisidir. Bakın 4'ün birinci kuvveti 4'tür. 85'in birinci kuvveti 85'tir. 150'nin birinci kuvveti 150'dir yani. Birinci kuvveti olduğunda sayının kendisi oluyor. Diğer cümlemiz 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Yani 1 üssü 7 eşittir 1'dir. 1 üssü 100 eşittir 1'dir. 1'in üstünde hangi üs olursa olsun eğer tabanda 1 varsa cevap 1'dir. Diğer cümlemiz sıfırın bütün kuvvetleri 0'dır. Bakın 0 üssü 7 0, 0 üzeri 45 0. Sadece burada 0 üzeri 0 belirsizdir. Yani biz bunu matematik olarak yazamayız yani. Ama şunu yazabiliriz bakın. 0 üssü 7 ne demektir? 7 tane 0'ı çarpma yap. Bu matematik olarak yazılabilir. 0 çarpı 0 yani 7 tane 0 yaparım. 4, 5, 6, 7 ve bunu ifade edebilirim yani. Bunları çarptığım zaman cevap ne olur? 0 çıkar. Son cümlemiz şöyle. 0 hariç bütün doğal sayıların 0. kuvveti 1'dir. Bakın 4 üssü 0 eşittir 1'dir. 25 üzeri 0 eşittir 1'dir. 100 üzeri 0 eşittir 1'dir. Yani buradaki doğal sayıların 0. kuvveti 1 oluyor. 0 hariç diyor. Zaten 0 üzeri 0 belirsizdi. Bir önceki cümlede öğrenmiştik. Şimdi alıştırma yaparsak konuyu daha iyi pekiştiririz diye düşünüyorum. Birinci alıştırmamız aşağıdaki ifadeleri üslü biçimde yazalım. Burada şuna dikkat edin. Bakın 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Buradaki gördüğümüz rakamı taban kısmına yazalım. 3. Yukarıdaki üst kısmına da kaç tane var? 4 tane. 3 üssü 4. İşte bu kadar. Yazmak böyle. Bakın 7'ler çarpılmış değil mi? O zaman 7 yazıyoruz tabana. Kaç tane var? 3 tane. 7'nin küpü yani. 15 çarpı 15. Tabanda 15 var o zaman. Kaç tane var? 2 tane. 15'in karesi demek. Tabanda 4 var. Kaç tane? 1, 2, 4, 6 tane. Yani 4 üssü 6. Bakın 4 tane 10. Yani tabanda 10 var. 10 üssü 4 oluyor. Bu şekilde ifade ettik. Şimdi de üslü ifadelerin değerini bulalım. 4 üssü 3 ne demek? 3 tane 4'ü çarpma yapalım demek. 4 çarpı 4 çarpı 4 eşittir. 4 kere 4 16 çarpı 4 32 64 ediyor. 10 üssü 4. 4 tane 10'u çarpma yapalım demek. Bir de bunun kısa olarak gösterimi de var. Aslında bir sonraki konuda işleyeceğiz ama ben burada da yeri gelmişken göstereyim. İlk önce değerini bulalım. 4 tane yazdık. 10 kere 10 100. 100 çarpı 10 1000. 1000 çarpı 10 10.000 eder. Kısa yoldan nasıl yaparız? Şöyle yaparız. 10 üssü 4 demek. Yani 1 yazıp 4 var ya burada. 1'in yanına 4 tane 0 koy demek. 3, 4. Bakın yine 10.000 çıkıyor.
Bunu bir sonraki konuda zaten göstereceğiz. Bir üssü 23. Ne demiştik? Birin hangi kuvveti olursa olsun yine 1 oluyordu değil mi? O zaman buraya 1 yazıyoruz. 9'un birinci kuvveti. Doğal sayıların birinci kuvveti kendisi oluyordu. 9. Az önceki bilgilerden hatırlıyoruz. 0'ın 8. kuvveti. Bunun değeri nedir? 0'dır. Çünkü 8 tane 0'ı çarpma yapsanız yine sonuç 0 çıkacak zaten. Doğal sayıların 0. kuvveti kaç oluyordu? O da 1 oluyordu. 0 hariç tabii. Hani şu hariçti. Sık sık hatırlatıyorum. Bu neydi? Belirsizdi değil mi? Tekrar hatırlayalım. Evet. Diğer doğal sayıların 0. kuvveti 1'di. Mesela 100 üzeri 0 eşittir 1'di. Az önceki cümlelerden anımsıyoruz. Aşağıda verilen ifadeleri büyükten küçüğe doğru sıralayalım diyor. Şimdi A ifadesi 1 üzeri 15, B ifadesi 2 üzeri 4 işte böyle göstermiş. Bu harflerin hangisi büyük hangisi küçük ama önce değerlerini bulmam lazım. 1 üssü 15 eşittir kaç eder? 1 eder değil mi? 1'in 15. kuvveti gene 1 eder. 2 üssü 4 yani 4 tane 2'yi çarpma yapalım demek. Yapalım. 2 kere 2 4 çarpı 2 8 ve 16 oldu. Bunun cevabı 16. 0'ın 24. kuvveti ne demiştik? 0 oluyor. Bunun cevabı 0. Ve 82'nin birinci kuvveti kendisi oluyor. Yani 82 oluyor. Şimdi sıraya koyalım. En büyük D harfi çıktı. Sonra B harfi. D büyüktür B'den. B de büyüktür kimden? A'dan. A da büyüktür C'den. Yani en küçük C olan ifadeymiş. Bu şekilde sıraya koyduk. Şimdi geldik işlemler yapmaya. Şöyle 8'in karesi ve 3'ün küpü. Çıkarma yapacakmışız. Tamam 8'in karesini bulmamız lazım. Ne demek bu? 2 tane 8'in çarpımı demek değil mi? 3 üssü 3'ün küpü demek. 3 tane 3'ün çarpımı demek. 8 kere 8 64 eksi 3 kere 3 9 9 çarpı 3 27. Cevap ne oluyor? 64'ten 27 çıkınca 37 kalıyor. Cevap 37. B şıkkını yapalım. 5'in 3. kuvveti ne demek bu? 3 tane 5'i çarpma yapalım demek. Eksi 2'nin 4. kuvveti yani 4 tane 2'yi çarpma yapalım demek. Artı 0. kuvveti 1 ediyordu. Bunu yazalım buraya. 3 tane 5'in çarpımı 5 kere 5 25 çarpı 5 125 eder. Eksi bunu yukarıda bulmuştuk. 4 tane 2 16 ediyordu. Artı 1 eşittir. 125 eksi 16 109 oluyor. Bir de burada var. Topluyoruz 110. Cevap 110 oldu. Diğer kağıdımızı da yapalım. 4 üzeri 5 artı 18'in 5. kuvveti artı 7'nin 6. kuvveti ve bunlar hepsi parantez içerisinde ve bunların da 0. kuvveti diyor. O zaman hiç işlem yapmamıza gerek kalmadı. Çünkü buradan çıkacak cevap diyelim ki kaç olursa olsun 850 olsun örneğin. 850'nin 0. kuvveti zaten ne olacak? 1 olacak değil mi? Cevap 1 o zaman. Yani ben bunu kafadan attım tabii. Şu anda hesaplamadım da artık buradan çıkacak sonuç hangi doğal sayı olursa olsun fark etmiyor. Biz o doğal sayının da 0. kuvvetini alacağız ya. Cevap o zaman 1 çıkacak. Bir sürü uğraşmamıza gerek yok. D şıkkı 12'nin ikinci kuvveti. Ne demek? 2 tane 12'nin çarpımı demek. Ay 2 yazdım 12 yazacağıma. Burada şöyle 12'nin karesi 11'in karesi. Bunları ezberlemenizi öneriyorum. Çünkü 6. sınıfta çok sık karşınıza çıkacak. 12'nin karesi 144. Birazdan yazacağım. Artı 8'in karesi yani 2 tane 8'in çarpımı. Artı 16'nın birinci kuvveti 16 ediyor. 2 tane 12 144 ezbere biliyoruz ya. Bu şekilde devam ediyoruz. 8 kere 8 64 artı 16. 144 64 daha 140 60 200 208 224 oldu sonuç. Zihinden hesapladık hemen cevabı yazdık. E şıkkında 4'ün 3. kuvveti yani 3 tane 4'ün çarpılması var. Ve bunları sonra bölme yapacağız şuradakiyle. 2'nin 3. kuvveti yani 3 tane 2'nin çarpımı. Çarpı 5'in karesi demek 2 tane 5'in çarpımı demek. Evet şimdi ilk önce sonuçlarını bulalım. 4 kere 4 16 64 bölü 8 çarpı 25. Evet 64'ü 8'e böldük. 8 çarpı 25 eşittir 200 eder. Bu şekilde cevabı bulmuş olduk. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.